Sosyal Yolcu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda şöyle bir bilgi vereceğim. 4K video çözünürlüğü ile Full HD yani 1080p video çözünürlüğü arasındaki farklarla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Neden arkadaşlar? Bu konu çok farklı algılanabiliyor. Yani detaylarını bilin, siz ona göre karar verin. Full HD mi yoksa 4K çözünürlükteki video mu kullanacaksınız ya da çekeceksiniz şeklinde. Öncelikle bizim ekranlarımız genelde dikdörtgen arkadaşlar. Tabii telefonda artık farklı ekran kullanıyoruz. Dikey ekran kullanıyoruz. Dikey videolarda son günlerde gündeme oturmaya başladı. Ama genel olarak bizim bilgisayar monitörlerimiz, ondan sonra televizyonlarımız dikdörtgen şeklindedir. Telefonla yatay olarak tuttuğumuzda dikdörtgen şeklinde alıyor ekran dönerek. Normal dikdörtgen videoyu oradan izleyebiliyoruz. Şimdi bu çözünürlük arkadaşlar videoda aslında piksellerden, küçük karelerden oluşur. Full HD videoda yatayda 1920, dikeyde ise 1080 çözünürlük kullanılır. Piksel sayısıdır bu. Toplam 1920 yatayla 1080 dikeyle çarptığımızda çıkan sayı o videoda kaç tane piksel olduğunu bize verir. 4K'da ise bu rakam yatayda 3840'a, dikeyde ise 2160'a tekamül etmektedir arkadaşlar. Aslında bu videonun boyutuyla alakalı bir durum. Tabii ki 4K video çözünürlüğü Full HD video çözünürlüğüne göre 4 kat daha kaliteli çözünürlüğe sahiptir. Ama siz bunu ne amaçla kullanacaksınız? Örneğin fotoğrafta da benzer bir video yapmıştım. Bir fotoğraf kağıdına baskı alacaksınız. Bu fotoğrafı 20 megapiksel, 30 megapiksel çekmenize gerek yoktur. 5-6 megapiksel uygundur. Hatta 10-12'de çekebilirsiniz. Bir sıkıntı yaratmaz arkadaşlar. Ama fazlasını yapmaya gerek yoktur. Şimdi 4K video çekme işi ulaşılamaz bir şey değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ben iPhone 11 telefon kullanıyorum. En basitinden cep telefonumda 4K video çekebiliyor. Bunun dışında birçok telefon yine 4K video çekebiliyor. Yeni kameralarda da 4K özellikleri birçoğunda artık var. Benim kullandığım DJI'nin Osmo Pocket var mesela. Yani şu kadar boyutunda bir gimbal artık kamera. O da 4K, hatta 60 FPS çekiyor. Yani ulaşılamaz bir şey değil arkadaşlar. Artık günümüzde herkes 4K videoyu isterse çekebilir, çektirebilir, ulaşılabilir bir video çözünürlüğü. Ama biz bunu nerede kullanacağız? Şimdi ben 4K videoyu çektim. Sonrasında bu videoyu bilgisayarda editledim. Render'ı Full HD olarak aldım. 4K çekmemin ne anlamı var o zaman? Ya da 4K video çektim. TV'de bu 4K videoyu izliyorum. Ama TV ekranım ya da bilgisayar ekranım 4K çözünürlüğü desteklemiyor. O zaman da 4K video çekmenin bir anlamı yok. Bunun dışında genelde insanlar çektikleri videoları flash belleklerden izliyorlar. Bunu TV'ye bağladığımızda, tabii 4K video yüksek çözünürlüklü bir video olduğu için hızlı bir flash disk kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Sizin flash disk okuma hızınız 4K video çözünürlüğünü destekleyemiyorsa yine bu videoyu TV'de izleyemiyorsunuz.
Bunun dışında çözünürlüğü yüksek olduğu için ciddi yer kaplıyor. Yani arkadaşlar, bir de izleyeceğiniz ekranda, tabii zaten YouTube'dan da izleyecekseniz çoğu internet hızınız veya internetten izleyecekseniz internet hızınız buna müsaade etmiyor. Çünkü Türkiye'deki internet hızları malum çok yüksek internet, hızlı internetler kullanmıyoruz arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeceğim. Kullandığınız telefon, bilgisayar ya da TV'de eğer 4K çözünürlüğü destekliyorsa lütfen bir Full HD videoyu açın, izleyin. Sonra da bir de 4K video çözünürlüğündeki 4K çözünürlüğündeki videoyu açın ve onu izleyin. Aradaki farkı gözünüzle fark edebilecek misiniz? Çok fazla fark edileceğini ben düşünmüyorum. Yani şu anki teknolojiyle, Türkiye'deki 2022 teknolojisiyle 4K videoya bence hala çok ihtiyaç yok. Zaten 4K video çekme özelliğine sahip makineleri olanlar da %90 demiyorum arkadaşlar, %99 ayarlardan Full HD olarak ayarlayıp videoyu da Full HD olarak çekiyorlar. Buna kesinlikle emin olun arkadaşlar. Çünkü bu videoları editlemek, depolamak gerçekten zahmetli. Sonrasında da çok da ihtiyaç olan bir durum değil. Bunun dışında sadece 4K yok arkadaşlar. 6.2K var. 8K gündeme geldi. Bir de şu var. Sen 4K çekiyorsun. Peki kaç bitle çekim yapıyorsun? Renk uzayın nedir yani? Kaç tane renk kullanıyorsun? Bunlar yani çözünürlüğünden çok fazla videonun kalitesini etkileyen faktörler var arkadaşlar. Veya ters ışıkta çekiyorsun. Ne anlamı var o çekimin diyeyim. Mesela drone'da bile 4K kullanmıyorum. 2.7K kullanıyorum çekimlerde. Bunun sebebi de şu. Hani yüksekten çekim yaptığımda çekim yaptığım alan geniş olduğu için orada bir crop attığımda ne oluyor? Video kalitesinden düşmüyor. Ben drone'daki çekim kalitemi 1080p ayarlasam orada bir videoyu cropladığımda bu %50 ya da crop seviyeme göre değişir. Çözünürlük kaybı olacak. Yani kalite kaybı olacak. Bu da çok istenmeyen bu durum. O yüzden 2.7K çekiyorum. Cropladığımda yine 1080p'ye yakın bir bana çözünürlük vermiş oluyor. Yani çözünürlük olayı bu şekilde arkadaşlar. Tabii siz ihtiyaç durumunuza göre bunları belirleyebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen bu şekilde videoların devamı ve bana destek vermek için sağ altta bulunan abone ol linkine tıklayarak kanalıma abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.